Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kot pantolondan, eskiyen bir kottan neler yapabiliriz onları göreceğiz. Bu eskiyen kottan yeni bir etek nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Şu fermuar kısmının alt tarafından çizelim. Tabii çizerken cep kısmını unutmayalım. Şu alttan keseceğiz. Çok düzgün kesmek için çizelim arkadaşlar. Burada da arka cebi dikkate alalım. Arka cep burada. İşaretledik ve kesiyoruz. Bu kalan paçak kısımlarını da atmayın arkadaşlar. Onları da farklı yerlerde değerlendirebiliriz. Keserken iç ceplere de dikkat edelim ki onlar da kesilmesin. Bizim eteğimizin üst kısmı olacak. Bunu şimdilik kenara koyuyoruz. Daha sonra bir tane buzili diyebildiğimiz bir parça. Herhangi bir kumaş olabilir. Krep olabilir. Viskon olabilir. Hiç fark etmez. Düzgünce seriyoruz. Ve buna fırfır keseceğiz. Sonra eteğimizin toplam istediğimiz boyu uzunluğunda işaretliyoruz. Şöyle bir düzleyelim. Böyle bir kumaşımız oldu. Bunu da şimdi enine şöyle açıklamalı göstereyim. Enine kumaşımız. Şunu tekrar enine katlıyoruz. Büzgüleri yoğun olsun diye. Üst fırfırımızın büzgüleri biraz daha yoğun olsun diye. Bu şekil yaptık. Şöyle şuradan keseceğiz. Şuradan keseceğiz. Birer ucundan bunu da dikeceğiz.
şöyle tek ucundan dikeceğiz. Daha sonra uçlarından teğelleyeceğiz. Teğelleyeceğiz. Sonra ölçeceğiz. Sonra dikeceğiz arkadaşlar. Eteğimiz hazır arkadaşlar. Çok şeker, çok tatlı bence bir etek oldu. Kumaşından da bahsedeyim size. Kumaşı özellikle buzi kumaş seçtim. Neden buzi kumaş seçtim? Ütüleme derdi olmasın diye tabii ki. Ve büzgüleri çok güzel üstünde işliyor buzi kumaş. Ve normalde giyimlerde biraz böyle terletiyor falan. Onun için etek kısmı, fırfır kısmı olduğu için bizi hiç rahatsız etmeyecek. Ve altları bile kıvırma gereği duymadım. Şu dikim hatalarını yok edebilmek için ve daha şirin durması açısından pisto fırfır aldım. Bunları da hiç büzgü yapmadan direkt üstüne diktim. Uzun bir şerit kestim. Bakın onların kenarını bile kıvırmadım. Uçlarını şöyle bir kestim. Oraya da bir kemer, beli zaten biraz genişti. Oraya da kemer gibi kullandım. Fermuarımız açık kalmış arkadaşlar. Evet. Epey bir kullanırız kot pantolonlarımızı. Epey bir kullanırız. Hele o kotu sevdiysek, siz de eminim sizler de öylesinizdir. Yıllarca giyeriz. Eskimesin diye de dua ederiz. Ben de aynı şekilde. Kolay kot beğenmiyorum ama beğendiğim kotları eskimesin diye özenerek kullanıyorum. Bu kotumu bayağı bir kullanmıştım. Pantolon olarak kullanmıştım. Epey bir de etek olarak kullanacağım, emin olun. Siz de eskiyen bir kotunuz varsa böyle değerlendirebilirsiniz. Kesinlikle çöpe atmıyoruz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin.